ve feffizu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Eûzu billahil azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerriş şeytanir recim. Elhamdülillahillezî ersele rasûlehu beşîran ve nezîran. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahyâ'd-dîne ba'de en kâne esîran. Ve alâ âlihi ve ashâbil mukaddimîne alel hayr ve lev esîran. İ'lemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatüha ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalatin finnar. Ve bis senedil muttasil en nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal. Tükemmilu yevmel kıyameti seb'une ümmeh. Nahnu ahiruha ve hayruha. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cümle peygamberan-ı zam aleyhi ve salavat ve teslimat ehl-i beyt, ehl-i ashab etbalı Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain bilce ve mümin ve Müslüman kardeşlerimizden ithal dar baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmain hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşayihlerimiz hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimiz, bu cami-i şerifi yaptıranların, bugüne kadar gelmesine emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzinin, kayyimin, cemaat-i müslümin, bu civarlarda metfum olunan evliya, ulema, suleha, şüheda, mümina, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Kendini yakın amdü, yakın istanı, itinat, sınavlar, müstakil. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Tükemmilü yevmel kıyameti seb'ûne ümme. Kıyamet gününde bütün insanlar 70 cemaate, topluluğa tamamlanır. Peygamberler peşinde, İmamları, peygamberler, onların şeriatları, gittikleri yol, uyguladıkları prensipler, usuller aynı olan gruplar 70 gruba tamamlanır. Evet, Kur'an-ı Kerim'de zaten likullin cealna minkum, evet her birine biz diyor bir şey belledik. Yol, şeriat belledik ayet-i celle'de buna işaret edilir. Uygulamalar, tatbikat farklıdır. Mesela Tevrat'ın bir şeriatı vardır. Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir şeriatı vardır. İncil'in bir şeriatı vardır. Allah Celle Celaluhu bu kitaplarında dilediğini helal, dilediğini haram kılmıştır. Mesela İncil'e kadar yakın akrabayla evlilik yasak değil idi. Adem Aleyhisselam Havva anamızla evlendikten sonra her batında iki ikiz çocuk doğuruyordu Havva anamız. Biri erkek, biri kız. Bu batında doğanla ondan sonra gelinde ondan sonra doğan ikizlerden birisi diğeriyle evlenebiliyordu. Çünkü evlenecek başka kimse yok. Bunu şunun için söylüyorum. Kardeşi kardeşle evlendirdin diye bize istihan edenler oldu da dünyada dört kişi var. Bir ilk defa doğan oğlu ve kızı. Sonra bir daha doğum yapmış ertesi sene. Bir oğlan bir kız daha doğmuş. Bunlar büyüyünce ikinci batındaki oğlan birinci batındaki kızla evleniyor. İkinci batındaki kız, birinci batındaki oğlanın evi. Başka kimse yok çünkü. İnsan nesli devam edecek. O zaman şeriat böyle. Tevrat'ta da böyle. Yakın akraba ile evlilik caiz idi. Ancak İncil'le beraber yakın akraba evliliği yasaklandı. Bundan dolayı Yahya Aleyhisselam'ın kafasını kestiler. Biliyorsunuz Yahudiler Beni İsrail aslı. Yahudiler parayı çok sever, zenginliği çok sever. İşte
iki akraba Yahudi kızla oğlanı evlendirmek istemişler. Sermaye bölünmesin, parçalanmasın diye yakın akraba ile evlendirmek istemişler. O zaman da din adamı Yahya Aleyhisselam. Ona başvurmuşlar. O zenginlerin bulunduğu yerde Yahya Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam da Yahya Aleyhisselam teyze oğludur. Akrabadırlar. İkisi de peygamber. Aynı devirde yaşamışlar. O demiş bu evlilik olmaz. Çünkü şimdi İncil geldi. İncil'e göre siz evlenemezsiniz. Nikah tutmaz. Onlar hayır demişler. İlle bizi evereceksin. Hayır demiş. Olmaz. Allah'ın emri böyle. Onlar, o zenginler de krala gitmişler. Başlarında krala. Kral da bu zenginlerin hatırına Yahya Aleyhisselam demiş bunları vereceksiniz, nikahla kıyacaksınız demiş, kıyamam. O eskidendi, şimdi İncil'in hükümleri geçerli. Ondan dolayı nikah olmaz, caiz değil. Hayır evlendirecek, evlendirmeyeceğim. Kellesini almış kral Yahya Aleyhisselam'ın. Evet, Tevrat'ın bir şeriatı var. Kur'an'ın bir şeriatı var. Kur'an-ı Kerim'de de yakın akraba evlendirilemez. Kur'an-ı Kerim'de muharramat denir. Kim kimle evlenemeyecek, yasak olanlara muharramat denir. Bunlar tek tek saymıştır. Fakat fasalelekum ma harrama aleyküm, haram olanları tek tek saydık buyuruyor Cenab-ı Hak. İncil'in bir şeriatı var. Cenab-ı Hak bu kitaplarında dilediği şeyleri haram, yasak, dilediği şeyleri helal kılmış. Evet. Farklı. Yalnız tevhid hiç değişmiyor. Ta Adem Aleyhisselam'dan beri kıyamete kadar Allah'ın emirleri uygulamada farklılıklar olsa da, zamanla değişen hükümler olsa da, itikatta Allah bir, ortağı yok, şeriki, benzeri yok, ortağı yok. Bu konu tevhid inancı değişmemiş. Bir işin Allah için yapılması, ihlas hali hiçbirinde değişmemiş. Evet, iman esasları değişmemiş. Fakat uygulamalar farklı. İşte böyle, bu uygulamada bir arada bulunanlar, aynı devirde yaşayan insanlar 70 tane diyor gruba, topluluğa tamamlanır. Nahnu ahiruha ve hayruha. Biz bunların en sonuncusuyuz ve en hayırlısıyız. Efendimiz öyle söylüyor. Evet, Kur'an-ı Kerim'de de El-i İmran 110. ayet, Küntüm hayra ümmetin uhricet linnâsi te'murûne bil marufi ve tenhavne alil münker. Siz iyiliği emreden, kötülüğü engelleyen ümmetlerin en hayırlısısınız. Burada da en hayırlı ümmet olduğumuz bize beyan edilmiş. Öyle diyor Peygamberimiz de. Biz 70.yiz ama, sonuncuyuz ama, son grubuz ama en hayırlısıyız. Allah'ın da buyurduğu gibi. Neden? Hayrı emrederiz. Marufu emrederiz. Kötü şeyleri engelleriz. Yasaklarız. Mümeyyiz vasfımız budur. Bana ne ya? Beni ne ilgilendir? Diyemeyiz. Diyemeyiz. Evet, görevliler var. Devletin başında olan insanların ülül emr, devlet adamları, bunlarla direkt görevli. Ama her mümin de haramları, suçları, kötülükleri, Allah'ın emrine aykırı olan şeyleri önlemekte görevlidirler. Güzellikleri söylemekte görevlidirler. Benim burada konuşmam farz-ı ayın. Çünkü adım hocaya çıkmış. Evet, bu küsüden konuşan hocaların ayak tozu olamayız ama şimdi hoca sırfından sayılıyoruz. Farz-ı ayın. Bu haram, bu helal. Böyle size bunları, dini hükümler anlatmak mecburiyetindeyim. Siz de hanımınıza, çocuklarınıza anlatmak zorundasınız farz-ı ayın. Ama başka kimselere, hanımın, oğlun, kızın dışında başka kimselere şu farz, şu vacip, şu haram, şu helal, bunu öğretmeniz size farz-ı kifaye. Ben bu görevi yapıyorum, sizden bu farzlık düşüyor. Yaparsanız muazzam sevap alıyorsunuz. Ama farz olduğunuz yer, aileniz,
bana da bütün millete anlatmak farz. Evet, hayra ümmetin, hayırlı ümmet olmamızın niteliği işte bundan dolayı. Biz iyiliği emrederiz, kötülüğü önleriz. Böyle bir ümmeti Muhammediz. Allah buyuruyor ve kezalike cealnakum ümmeten vasatan li tekunu şuhada alen nas ve yekun rasulun aleyküm şehide. Siz insanların, bütün ümmetlerin en hayırlısınız ve insanların hepsine örnek millet yaratıldınız. Vasatan, orta millet. Herkes size bakacak, sizi örnek alacak. Her konuda, her konuda bütün insanlar sizi örnek alacaklar. Tıp ilmini biz öğreteceğiz. Mühendisliği biz öğreteceğiz. Öğretmezsek hesap vereceğiz. Sadece 5 vakit namazdan sorumlu değiliz. Sadece Ramazan orucundan sorumlu değiliz. Bunlar zaten sorumluyuz. Ama diğer ilimlerde biz öğreteceğiz. Herkes bizden alacak. Bizi örnek alacak. Vasat ümmet bu demek. Hayranlıkla bakacaklar. O kadar ileri olacağız. Her konuda bunu yapanlar döneminde böyleymişiz. Herkes böyle gıpteyle bakıyorlarmış. Bunlar işte hayırlı ümmet. Türbesi burada, Kanuni. Fatih böyle. Ama şimdi başkasını örnek alıyoruz, başkasını el açıyoruz. 5 vakit namazdan sonra bunlardan da sorulacak, hesap vereceğiz. Çünkü Allah öyle diyor, ben sizi örnek millet yarattım. Başkasına boyun büken değil, herkes sizden alacak, siz örnek olacaksınız. Sizin örneğiniz kim olacak? Ve yekun Resulü aleyküm şehide, Muhammed Mustafa, bakacaksınız. O ne dediyse yapacaksınız. Ne yasakladıysa ondan vazgeçeceksin. Ve ma ataakum ar-rasulu fehuzuhu ve ma nahaakum anhu fentehu. O neyi emrettiyse alınız, neyi yasakladıysa ondan vazgeçiniz. Onun dediklerini tutacaksınız. Örneğiniz olacak. Diğer insanların da örneği siz olacaksınız. Ayette sabit. Böyle olmazsak sorumluyuz. Evet, sorumluyuz. Onu arz etmek istiyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadislerinde bu ayetlerin yanında ve kâle aleyhissalatu vesselam ümmeti ümmetün mübareke la yedri evvelüha hayran ve ahiruha. Evet, ümmetim mübarek bir ümmettir. Ümmeti Muhammed mübarek ümmettir. Evvelkileri mi daha hayırlıdır, sonra gelenler mi daha hayırlıdır? Seçilmez. Evet. Ebu Bekir bu ümmetin en hayırlısı. Afdalul ümme. Ba'den nebiyyin, peygamberlerden sonra en muhteşem insan Ebu Bekir. Sonra Ömer, sonra Osman, sonra Ali. Sahabi-i kiram. Hayatları cihatla geçti. Bizim gibi konforlu yataklarda yatmadılar. Muazzam, rahat arabalara binmediler. Asfalt yollarda, tozsuz, çamursuz yollarda yürümediler. Çöllerde yaya, aç karnına hep cihad ettiler dini İslam için. Ömürleri böyle geçti. Onlar hayırlı ümmet, kesin. Ama diyor, ahir zamanda da o kadar çok bozulacak ki insanlar, o bozuluk dönemde kendini Kur'an'a bağlamış, Muhammed Mustafa'yı rehber edilmiş, onun yolundan gitmiş ümmetimden insanlar olacak. Onların görevi daha zor. Çünkü herkes ta aksi yolda, her şeye rağmen Kur'an'dan ayrılmıyorlar. Herkes faiz yiyor. Bu devirde faizsiz ticaret olur mu? Bir mümin diyor ki hayır, faiz haramdır. Ben faizle iş yapamam. Herkes zina yapıyor, delikanlı. Hayır diyor, ben ümmeti Muhammed'denim, ben zina yapamam. Herkes içiyor. Hayır, ben içemem. Evet, böyle bir ortamda bile, her şeyin meşru sayıldığı ortamda bile kendini koruyan, Kur'an'dan ayrılmayan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerini harfiyen tatbik eden kahraman ümmetimden insanlar olacak. Bunlar mı daha hayırlı? Benim arkadaşlarım, sahabiler mi daha hayırlı? Seçilmez diyor. O kadar yaptıkları önemlidir.
O kadar önemlidir. Efendimiz de öyle söylüyor. Yine ümmeti ümmetün merhume, benim ümmetim Allah'ın merhametine uğramış, Allah-u Teala tarafından özel affu keremlere, ihsanlara, lütuflara mazhar olmuş böyle bir ümmeti merhumedir. Bunda da biz sonuncuyuz ama mahşerde, kıyamet gününde 70 gruba ayrılan o insanlar grubunun sonuncusuyuz ama en hayırlısıyız. Hayırlı olmazın da sebebi bunlar, diyor İbn-i Mace Behz bin Hakim'den nakletmiş. Buna benzer birçok hadis vardır. Peygamberimiz buyuruyor, tekûnü fî ümmeti roçfe, ümmetim arasında zelzeleler olacak. Kur'an-ı Kerim'de yevme tercihül ardu vel cibâlu ve kânetil cibâlu kethiben mehîle. Evet, sarsılacak, zelzeleler olacak, yeryüzü sarsılacak. Evet, dağlar akıp dağılan bir kum yığını gibi olacaklar. Öyle sarsıntılar, zelzeleler olacak. Ümmetim arasında da böyle şeyler olacak. Sesli, gürültülü sarsıntılar olacak. İşrûne fîhe yuhlikü fîhe aşru âlef. Bu sarsıntılarda çok dehşetli gürültüler ile olan sarsıntılardan dolayı 10.000 kişi ölecek. Ve 20.000, 20.000 kişi ölecek. 30.000, hayır 30.000 kişi ölecek. 10.000, 20.000, 30.000 ölenler olacak böyle sarsıntılarda. Ümmetim arasında böyle sarsıntılar olacak. Bu zelzelelerde, felaketlerde ölenler için Efendimiz buyuruyor ki يَجْعَلُهَا اللّٰهُ مَوْعِزَةً لِلْمُتَّقِينَ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. Evet, müttaki kullar bunlardan öğüt alacak. Kendilerine gelecekler, daha çok Kur'an'a sarılacaklar, Peygamber'e sarılacaklar. Bu öğüt olacak. Müminler için müttaki, haramlardan kaçınan, şüpheli şeylerden uzak duranlar bundan öğüt alacak, daha çok dine sarılacaklar. Ve rahmetün lil müminine, müminler bu dereceye varılmamış mümin olanlar için bu rahmet sebebi olacak, fazilet sebebi olacak. Sıkıntılar, belalar, musibetler günahlara kefaret olur. Onun için rahmet olacak. Rahmet olacak müminlere. Ve azaben alel kafirine, o zelzeler olduğu zaman kafir olanlara ise boğulacaklar, yok olacaklar, yanacaklar, yıkıntılar altında kalacaklar. Kafirlere azap olacak. Ahirette azap, dünyada da felaketle ölüm olacak. Bu kıyamet alametleri çıktığı sırada olabilir veya ona yakın. Ve yahtemilu kablaha, muhtemelen kıyametin büyük alametlerinin çıkmasına hemen az bir şey kala olabilir. Çok yakın olduğunda olabilir veya kıyamet şartları zuhur etmeye başladığında olabilir. Allahu alem. Böyle bir zelzelelerden mesela doğuda bir yer parçası batacak. Batıda bir yer parçası, arazi, toprak parçası, kaç ülke o toprakla beraber batacak. Ve hasfun bi ceziretil Arab. Arap Yarımadası'nda da bir toprak parçası kaybolacak, batacak. Batacak. Evet, bunlar olacak. Ya kıyamet alamete çıktığı sırada, ya ona yakın ya da daha evvel. Şimdi okuduğumuz hadiste de böyle sarsıntılar olacak, felaketler.
10 bin, 20 bin, 30 bin çok insan ölecek. Evet. Kur'an-ı Kerim'de gene yevme tercüfür racife tetbehur radife. Evet. Zelzeleler olacak. Zelzeleler olacak. Birinci sur İsrafil aleyhisselam birinci sur üflediğinde müthiş sarsıntılarla dağlar atılmış pamuk gibi savrulacak. Denizler aşağısından derine fışkıracak. Evet, böyle dehşetli bir şey olacak. Sümme zelzele saniyen feyahucu mevtâhe. Sonra ikinci sur üflendiğinde bu toprakların altında suda boğulanlar, kalanlar bulundukları yerlerden tozlarını silkeleyerek kalkacaklar. Mahşerde toplanacaklar. Evet. Kur'an-ı Kerim'de bunlara işaretler çok var. Zilzal suresinde İzâ zülziletil ardu zilzâlehâ. Yeryüzü şiddetli bir şekilde sarsıldığında ve ahracetil ardu eskâlehâ. Yeryüzü, yer, toprak içindeki o madenleri, erimiş kızgın lavları fışkırttığında, evet, o zaman insan diyecek ki ne oluyor? İzâ zülziletil ardu zilzâlehâ ve ahracetil ardu eskâlehâ ve kâlel insân mâlehâ. Ne oluyor? Yevmeyzin tuaddisi akbârehâ. Haberleri orada konuşacaklar. Peygamber böyle söylemişti. Söylenmişti bunlar. Evet. O zaman insanlar işte dehşet içinde ölecekler, sonra da dirilecekler. Evet. Yakul insan yevmezin tuat ahlayn rabbik evhalaha. Yevmezin, evet, bunlar Zilzal suresinde var. Hadis-i şerifte onlardan bahsediyor. Ondan bahsediyor. Böyle şeyler olacak. Hangisidir? Allahu alem. Böyle şeyler olacak. Şimdi daha da hep bu konuda hadisler geliyor. Onları size ben aktaracağım. Ne zaman olduğunu Allah bilir. Hangisi bunlar? Allah bilir. Ne okuyorsun o zaman? Hazırlıklı ol diye. Hazırlıklı ol diye. Müttakiler için daha çok Allah'a sarılırlar. Müminler için rahmet olur. Sıkıntılardan dolayı günahları kefaret olur. Uyanma olur, ibret olur. Kendilerine gelirler. Zamanın şartlarına kapılmış gidenler de var aramızda ya. Onlar kendilerine gelirler, rahmet olur. Kafirler de dünyada da çekerler, boğulurlar, yok olurlar, yanarlar. Ahirette zaten yanacaklar. Bu hadisi bu ayetlerin şeysinde açıklamış oldu hadisler. Urve İbn Rüveym, evet, radıyallahu anh nakletmiş. Tekûnü en nübüvve fîküm mâ şâallâh en tekûne. Peygamberlik, benim peygamberliğim, peygamberlik dönemim sizin aranızda Allah'ın dilediği kadar kalır. 23 sene. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliği 23 sene. Bunu daha evvel söylüyor. İrtihalinden evvel. Benim söylemiyor. Ben şu tarihte öleceğim demiyor. İzin yok. Biliyor. Miraç'ta hepsini öğrendi. Ama izin yok. Onun için yuvarlak konuşuyor. Benim peygamberliğim sizin aranızda Allah'ın dilediği kadar kalır. Sümme yarfa'uha. Sonra Allah peygamberliği kaldırır. Peygamberlik dönemi benim biter. İzâ şâ'e en yarfa'ahâ. Kaldırmak istediği anda iş biter. Evet. Kur'an-ı Kerim'de ne var? El yevme ekmeltü leküm dîneküm. Evet. Ben bugün size dininizi tamamladım. Ve râtîlu lekümül islâme dîne. Müslümanlığı size kabul ettim. Peygamberimiz haccında, son haccında Arafat Dağı'nın yamacında halka hitap etmiş. Bu ayeti okumuş. Bugün dininizi tamamladım. Benim işim bitti. Bundan sonra falan buralara gelmeyeceğim. Gelemeyeceğim.
öleceğim demek yani. Evet. İza ca'a nasrullahi vel fethu ve ra'aytan nase yadkhuluna fi dinillahi afwaja fesebbih bihamdi rabbike ve estağfirhu innehu kana tevvaba. Suresi nazil olmuş aynı sadette. Başlamış Ebu Bekir hışkıra hışkıra ağlamaya. Herkes demiş ki amma da gözü sulu adamsın ya. Ne var bunda? Anlamıyorsunuz demiş. Peygamberimin dönemi bitti diyor Allah. Aramızdan ayrılacak Resulullah. Gidecek. Bunlar onun alameti bu. O anlıyor, öteki de anlayamıyor. Evet. İşte bu ayetler onu söylüyor. Benim Allah'ın dilediği kadar ben sizin aranızda kalacağım. Peygamberlik bitecek. Sümme tekûnü hilâfe. Sonra halifelik dönemi gelecek. Evet, 30 senedir halifelik dönemi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 30 senedir. Evet, Peygamberimiz öyle söylüyor. El hilâfetü bâdî selâfûne sene. Benden sonra halifelik dönemi 30 senedir. Sümme meliken adûda. Sonra taş çıkartacak, parmakları ısıtacak. Böyle çok cebarut adamlar gelecek. Canınıza okuyacaklar. Buyuruyor. Evet, hakikaten öyle olmuş. Hakikaten öyle olmuş. Alâ minhâcil nübüvve. Bu, benden sonra gelen 30 seneki dönemde tam benim peygamberliğimin ana caddesi üzerinde güzel gidilecek. Öyle olacak. Benim sünnetimle uyuyacaklar. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Uyuyacaklar. Fetekün maşaallahu entekûne. Allah'ın dilediği kadar bu sürecek ki 30 sene sürmüş. Burada öyle söylüyor. Nezaket. Sümme yerfauha izâ şâhen yerfâhe. Sonra Allah onu kaldıracak. Dilediği zaman onlar öldükten sonra sümme tekûnü meliken adûda. Böyle parmak ısırtan şiddetler, baskılar olan krallık dönemi gelecek. Fetekûn maşaallah. Allah'ın dilediği kadar bu sürecek. Evet. Hilafet müddeti 30 sene dedik. Ebu Bekir dönemi radıyallahu anh dönemi 2 senedir. Yalancı peygamberlerle uğraşmış. Sahabiler peygamberimizi çok seviyorlar. O kadar seviyorlar ki ya Resulallah şu ateşe atlar desek vallahi gözümüz kırpmadan atlarız. Şu denize at kendini desek hiç tereddütsüz atlarız. Öyle seven sahabiler de bakmışlar ki başkaları demek bir insan peygamber olursa böyle çok seviliyor. Zannına kapılarak zengin, şair, hatip, nüfuzlu kişiler Efendimiz vefat edince ben de peygamberim, ben de peygamberim demişler. 6 tane yalancı peygamber var. Hazreti Ebu Bekir bunlarla uğraşmış. Bunları en çok uğraştıran da Müseylimetül Kezzab. Çok büyük insan kitlesi toplamış. Ebu Bekir radıyallahu anh onlarla uğraşmış 2 sene. Veli Umar aşaratu. Hazreti Ömer devrinde devlet teşkilatlanmış. Yalancı peygamberle Hazreti Ebu Bekir zamanında susturulmuş. İslam rayına oturmuş. Hazreti Ömer bu sükun döneminde devlet dairelerini kurmuş. Teşkilatlarını tamamlamış. Ordu teşkilatını kurmuş. İşte kol ordu, tümen, nemim, tugay, tabur, bilmem bölük diyorsunuz ya. Bunları kuran, böyle sistemi oturtan Hazreti Ömer'dir. Belediye teşkilatını kurmuş. Belediye teşkilatı, şimdiki belediye teşkilatını o kurmuş. Adliye teşkilatını o kurmuş. Uluslararası ilişkilerde nelere uyulacak? Mukabele bil misil. Sen bana bunu yaparsan ben de sana onu yaparım. Bugün devletler hukukta da aynıdır. Mukabele bil misil. O Fransız Cumhurbaşkanı Sarkozy denen herif
herifi naşerif bizim buradan giden adamımıza hiç ilgi göstermedi. Gidince, ha öyle mi? Buraya geldiğinde de bizim devlet adamlarımızı karşılamadı. Bir belediye başkanı karşıladı. O da hoş geldin demedi. Affedersin, kıçını döndü. Başka yere baktı. Sen bize böyle yaparsan biz de sana böyle yaparız. Mukabele bin misil. Gık diyemediler. Çünkü o öyle yapmıştı. Biz de ona öyle yaptık. Şimdi de defoldu gitti. Evet efendim. Hazreti Ömer döneminde devletin teşkilatlanması dönemidir. Parlamenter sistemin oturtulması dönemidir. Evet. Yargı bağımsızlığı var. Meclis bağımsızlığı var. Meclisin yaptığına yargı karışamıyor. Yargının yaptığına meclis karışamıyor. Şimdi öyle demiyor musunuz siz? Parlamenter sistem onu kuran, yeryüzünde ilk kuran Hazreti Ömer'dir. Halife olunca İran'a sefere çıkmak istemiş. Ateşe tapan bir sürü adam var. Şimdi de beş para etmezler. Aynı ateşperestlik döneminden bir sürü adetleri uyguluyorlar şimdi de. İslam şeriat devleti filan hikaye. Böyle yaşantılar ateşperestten gelen adetler de dolu. Ömer bu Müslümanlığın mutlaka kesinlikle taviz vermez. Orduyu toplamış demiş. Allah'a ısmarladık. Mescid-i Nebevi'de ben ordunun başında İran'a gideceğim. Şu ateşperestleri halledeceğim. Hop demişler. Kimden izin aldın? Senin izin vermene izin vermiyoruz. Meclis camide, mescidinde ve toplanan Müslümanlar, sahabiler sana izin vermiyoruz. Sen gidersen birisi gelir halifeyim diye ortaya çıkar, fitne doğar. Onun için sen bir yere gidemezsin. Bir adamın, güvendiğin adamın görevlendir, o gitsin. Sa'd bin Ebi Vakkas'ı görevlendirmiş, o fethetmiş İran'ı. Tam parlamenterizm sistemi. Evet, hakimin yaptığına kimse karışamıyor. Şeriata, Kur'an'a göre, din hükümlerine göre hüküm veriyor. Meclis de böyle halifeye otur yerinde diyor. Tam parlamenterizm sistemi Ömer kurmuş. 10 sene sonra bir adaleti sebebiyle bir onu kimse onu namazdayken hançerlemiş, şehit etmiş. Demişler ki senden çok razıyız ya Ömer. Çok razıyız. Evet. Adaletin sebebiyle evimizde rahat uyuduk. Mallarımızı çalan olmadı. Son derece mutlu bir hayat sürdük. Oğlum Abdullah'ı demişler halife yap. Tövbe demiş, tövbe. Hattab oğullarından bir kurban yeter. Herkes akşama kadar çalışıyor Ömer. Herkes gidiyor evine yatıyor mışıl mışıl. Emniyet Berkemal. O sabaha kadar dolaşıyor, kontrol ediyor memurları, polisleri. Görevini yapıyor mu, yapmıyor mu? Hiç uyumuyor. Gündüz uyku yok, gece uyku yok. Sonunda da adaletinin kurbanı oldu ve öldürüldü. Hatta oğullarından bir kurban yeter demiş. Benim oğlanlar müsaade etmiyorum. Neticede Osman'ı halife seçmişler Müslümanlar. Onun dönemi Veli Osman İsna Aşar. Hazreti Osman dönemi 12 senedir. Fetihler dönemi. Devlet teşkilatlanmış, ordu teşkilatlanmış, kurulmuş. Fetihler dönemidir. Azerbaycan bile fethedilmiş. Habeşistan fethedilmiş. Kuzey Afrika fethedilmiş. Osman zamanında çok değişik milletler İslam'la şereflenmişler. Ama Müslüman olsalar da eski adetlerini bırakamıyorlar. Dil birliği yap. Herkes Arapça konuşmuyor. Evet. Bundan dolayı Kur'an'ı değişik değişik okumaya başlamışlar. Müslümanlık diye değişik değişik şeyleri uygulamaya başlamışlar. İşte o zaman Hazreti Osman zamanında Kur'an-ı Kerim, Mushaf, Ebu Bekir zamanında bir araya getirilen Kur'an ayetlerinden altın üstü çoğaltılmış, değişik ülkelere gönderilmiş. Aha bu Kur'an, bu böyle okuyun, değişik okumayın diye birliği sağlamak için Hazreti Osman zamanında olmuş bu iş. Bir tanesi de bizim Topkapı Müzemizdedir. Halen şehit edildiği zaman kanını aktığı Mushaf buradadır.
Bunu da Yavuz'a borçluyuz. Yavuz Sultan Selim Han cennet mekan getirmiş. Bu şerefi bize vermiş. Birisi Paris Milli Kütüphanesi'nde, birisi Amerika Kongre Kütüphanesi'nde, dünyanın muhtelif yerlerine. Tabii ondan sonra aşırmışlar. İslam ülkelerine gönderilen şeyleri alıp götürmüşler. Evet, Osmanlı zamanı 12 sene. O sırada İslam devleti sınırları genişleyince, çeşitli örf adet fikirlerde insanlar Müslüman olunca, şurada haram denilene öbür tarafta helal denmiş. Karışmış ortalık. Herkes peygamberi bulamıyor. Ortada yok. Peygamberin sahabileri de yok. İşte o zaman İmam-ı Azam Ebu Hanife Numan bin Sabit, Muhammed bin İdris Eş-Şafi'i, Malik bin Enes, Ahmed bin Hanbel gibi 29 tane kahraman büyük alim, yaptığınız şu ayete uymuyor, şu hadise uymuyor diye içtihatlarda bulunmuşlar. Bunlardan dördü İslam aleminde kabul görmüş. Ebu Hanife, Numan bin Sabit, Muhammed bin İdris Eş-Şafi'i, Malik bin Enes ve Ahmed bin Hanbel. İslam aleminin dörtte üçüne yakını Hanefi mezhebinden, Kuzey Afrika Maliki mezhebinden, Suudi Arabistan oraları Hanbeli mezhebinden, diğer Arap ülkeleri Şafii mezhebinden, diğerleri kaybolmuş. Yani bu karışık döneme son vermek için alimlerimizin çıkıp yapılan şu hareketler Kur'an'a uymaz, sünnete uymaz, dine uymaz diye içtihatlarda bulunmuşlar. Mezhepler oluşmuş. Tabii ortalık böyle kalabalıklaşınca telefon yok, telgraf yok, uçak yok, otomobil yok. Onun için tam düzen zor sallanıyor. Bu mezhepler o zaman çıkmış. Evet, sonra işte Hazreti Osman'ı bu kalabalık dönemde uzak ülkelerde irtibatı sağlanamayınca Hazreti Osman akrabasından, yakın akrabasından ehil adamları uzak yerlere vali tayin etmiş, güvendiği adamları. Yanlış yaptığı zaman hop kulağını burkarım ha falan diyecek, telefon yok. Altay'da gidiliyor Mısır'a, Altay'da gidiliyor Azerbaycan, şuraya buraya. Bunu istismar etmişler Yahudiler, İslam düşmanları. Hazreti Osman kendi akrabasını koruyor, devletin imkanlarını ona dağıtıyor diye. Medine'de tutunamamış Abdullah bin Sebe adında bir Yahudi dönmesi, koca gözüküyor Yahudi. Kastı, kafasındaki fikir İslam'ı dağıtmak, parçalamak. Orada tutunamayınca Mekke'ye gitmiş. Mekke'de de tutunamamış, Kahire'ye gitmiş. Kahire'deki adamları kandırmış. Çünkü Mısır'daki adamlar Firavun soyu. Siz ona Gıpti esmer vatandaş diyorsunuz. Firavun soyudur onlar. Onlara da para verdin mi istediğin yaparlar. O karakterli öyle, böyle. Menfaatçi. Oraya gidince işte bak demiş, hep kendi akrabalarını vali yapıyor, kumandan yapıyor. Devletin imkanları onun eline peşkeş çekiyor. Orada tutunmuş, işte orada isyana teşvik etmiş. Hazreti Osman gelip oradan isyan ordusu Kur'an okurken şehit ettiler. Ondan sonra da bu isyancılar Hazreti Ali'yi evinde, karışmıyor bu işlere. Neleri olacağını görüyor. Büyük adam, evliya adam. O isyancılar biz birbirimizi yemeyelim demişler. Başındaki kumandanlar Ali'yi getirelim, oturtalım demişler. Oturtmuşlar. Hazreti Ali halife olmuş. Hazreti Ali halife olduğu sırada olaylar dinmemiş. Efendimiz onlara haber veriyor. Şimdi okuyacağımız hadisler bunları aynen söylediği gibi zuhur etmiş. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz allame bir kadındır. Efendimiz onu küçük yaşta nikahlamış. Büluğa erdikten sonra Medine'de gerdeğe girmiş. Sırf onu birebir okutabilmek için deha sahibi bir insan Ayşe anamız, kadınlarla ilgili dini bilgileri kadınlara nasıl anlatacak? Onun için onu yetiştirmiş. Çok alim bir kadın.
Demiş Ali, bu Osman'ı günahsız öldürdüler. Katilleri yakala, hemen as. Demiş anacığım, doğru söylüyorsun da as dediğin adamlar buraya beni oturtturdu. Müsaade et demiş biraz. Ben demiş kendi ordumu kurayım, kendi polis teşkilatımı kurayım. Bir bir asacağım onları demiş. Demiş ki Ali demiş, adaletin gecikmesi zulümdür evladım. Doğruya sizin arama demiş. Anacığım doğru söylüyorsun ama benim ordum yok, askerim yok, polisim yok. Neyle asacağım onları? Arada ihtilaf çıkmış. İkisi de haklı. Hazreti Ayşe ilmen doğru söylüyor. Hazreti Ali de realite bakımından doğru söylüyor. İki asker olmuşlar, çarpışmışlar. Yahudi hedefine ulaştı. Hiçbirini itham edemeyiz. İkisi de haklı ama iki İslam ordusu çarpışıyor. Daha sonra Muaviye ortaya çıkmış. Hazreti Muaviye peygamberimizin kayınbiraderidir. Kardeşi Ümmü Habibi anamız peygamberimizin hanımısıdır. Bizim anamızdır. Deha sahibi bir insandır. Vahiy katibidir. Demiş Osman'ın katillerini yakalamadın Ali. Bir ordu kurmuş Şam'da. Onlar başlamış çatışmaya. Bu karışıklıkları peygamberimiz okuyacağımız hadislerde haber veriyor. Bunlar olmuş. İslam işte Sünni, Şii, bilmem ne diye gruplara ayırmış. Yahudiler, İslam düşmanları hedeflerine ulaşmışlar. Onu söylüyor. Evet, Ebu Bekir dönemi diyor 2 sene. Ondan sonra Ömer dönemi 10 sene. Osman dönemi 12 sene. Ali dönemi 6 sene. Etti 30. Hazreti Ali de şehit edilmiş. Namazdayken hançerlenmiş. Şehit edilmiş. O onun öldürülmesine kadar 6 sene, etti 30. Vakat temme selasüne. Evet, 30'a tamamlandı. Hazreti Ali'nin öldürüldüğü gün tam 30 sene. Tarihlerde böyle. Efendimiz de bunu önceden haber veriyor. Sümme yerfa'uha izâ şâ'e en yerfa'haz. Sonra bu böylece Allah'ın dilediği kadar kalır. Sonra Allah bu devri kapatır. Sümme melikün cebriye. Zorba krallar gelir. Böyle olacak. Benim söylediğim kanun diyen neden? Şimdi onları da kötülemeyeceğiz. İslam alemi çok genişlemiş. Çeşitli fikirler var, örfler, adetler var. Otoriteyi sağlamak için kesin emirler vermek zorunda. Evet, kesin emirler zorunda. İyi kimse onları kötülemesin. Kesin emirler vermek zorunda. Onun için diyor, böyle zorla emir veren, iş yaptıran melikler gelecek. Seçilmediler. 4 halife seçildi. Resmen seçildi. Demokrasi var. Bunlar seçilmeden güçleriyle hakim oldular. Ondan sonra babadan oğula geçti. Onu söylüyor. Sümme tekün hilâfe alâ minhâcin nübüvve. İşte ondan sonra Abbasiler gelmiş. Emevilerden sonra Abbasiler gelmiş. Emeviler çok zulmetmişler. İslam gruplarına biliyorsunuz. Hazreti Hüseyin'i Kerbera'da şehit ettiler. Yardakçılar şehit etti. Aslında Yezid'in o kadar şeysi yok. Hatta kellesini götürdüklerinde ağlamış. Bilimsel kaynaklara göre söylüyorum. Ağlamış. Ben size böyle yapın demedim demiş. Resulullah'ın torununun kellesi koparılır mı? Sadece idareciliğini elinden alın dedim dedim. Siz ileri gitmişsiniz diye ağlamış. Ağlamış. Kitaplarda böyle yazıyor. Evet. Sonra Yezid tabiundandır. Sahabi değil, tabiundandır. Sizi uyarıyorum. Müminleri uyarıyorum. Yezid İstanbul'a gelip İstanbul fethi için sefer yapmış. Onun kumandasında Eyyub-ül Ensari gelmiş İstanbul'a. İstanbul'u fetheden kumandan, ne güzel kumandan, asker ne güzel askerdir hadisine şerefine ermek için İstanbul'a kadar gelmiş Yezid. Şimdi ona küfretmeyiz. Yani illa onu sevin demiyorum. Ama küfretmek yasak. Ehl-i Sünnet inancına göre tabiundandır ve böyle bilimsel şeyler de var ama kaynak Yahudiler karıştırdılar. İslam alemini
böyle paramparça ettiler. İşte onu söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Emevilerin arasında da Ömer İbni Abdülaziz var. Bizim Güneydoğu'da, Suriye sınırında içinde bize çok yakın. Ben de türbesini ziyaret ettim. Mübarek bir insan. Efendimiz onda haber veriyor. O diyor tam adil olacak. Güzel hadisleri toplatmış mesela Ömer İbni Abdülaziz. Hadislerin yazılmasını emretmiş. Büyük hizmet. Bu hadisler onun emriyle Buhari, Müslim falan işte hep onlarla derlenmiş, toparlanmış. Ayrıca Peygamberimiz buyuruyor ki Emeviler Türklere çok saldırıyorlar ordularıyla Müslüman edip etmeler için veyahut da haraç cizi almak için. Fakat bir adım ileri gidemiyorlar. Türkler çok savaşçı. Bir türlü ilerlemiyorlar. O gelince hemen orduları geri çekmiş. Çünkü Peygamber buyuruyor ki Ebu Davud hadisidir. Irkçı falan değilim, yanlış anlamayın. Türkler onurlu millettir. Üstüne giderseniz kabul ettiremezsiniz. Onlardan uzak durun, geri durun. Bu hadisi görünce orduyu geri çekmiş. Bu da böyle Türkler kitle halinde hemen Müslüman olmuşlar. Evet, 926'da Karahanlar dönümünde Satuk Buruhan inceletmiş. Hanefi mezhebi üzere Ehl-i Sünnet itikadına göre Müslüman olmuş. Emir vermiş milletine. Ben Müslüman oldum, siz de Müslüman olun. Bir günde 200 bin çadır Müslüman olmuş. Ehl-i Sünnet itikadı Hanefi mezhebi üzere öyle bir İslam'a sarılmışlar ki devlet bu inançları öğretmiş. Muazzam alimler o devirde yetişmiş. Ebu Hanife, İmam Buhari, Muhammed Bahauddin, Zemahşeri, böyle alimlere bu devirde yetişmiş. Allah kapılarını açmış. Sonra Selçuklar dönemi var. Aynı yolda yürümüşler. Ehl-i Sünnet itikadı, Hanefi mezhebi. Ama mezhep taassubu yok Türklerde. Melikşah'ın yardımcısı, başbakanı Nizamülmülk Şafii mezhebindendir. Mezhep taassubu yok. Ehil adam olduğu için başbakan yapmış onu. O devirde Bağdat'ta Şafiilerle Hanbeliler kanlı bıçaklı mezhep kavgası yapıyorlar. Birbirini öldürüyorlar. Bir çuval altın vermiş, demiş bir onlara da medrese kuruver, bir bunlara medrese kuruver. Savaşmak yok. Herkes fikrini ilim yoluyla savunsun. Yoksa gelir hepsinin kellesini uçururum. Öyle. Ondan sonra Osmanlılar gelmiş aynı yolda. Ehl-i Sünnet vel Cemaat, Hanefi mezhebi, en büyük alimler. Ebu Suud Efendi Kanuni döneminde yaşayan Ebu Suud Efendi'nin tefsiri var. İrşad-ı Sari. Araplar Arapçasına hayran. Öyle ileri gidilmiş. Evet. Evet. Bu neyin doğurmuş? Şimdi namaz kıldık. Hiç acayiplikle görülmedi. Gayet kitap gibi hep beraber eğildik. Hep beraber kalktık. Hep beraber secdeye vardık. Bir ahenk, insicam içinde. Sebebi budur. İlk Müslüman olduğumuzdan sonuna kadar Ehl-i Sünnet itikadı Hanefi mezhebi üzere öğretilmiş. Daha sonra kesilse de örf halinde, gelenek halinde bu Ehl-i Sünnet itikadı ve pratiği halkımız arasında yaşıyor. Onun için insicamlı, birbirine bağlı, saygılı bir millet oluşmuş. Suriye'ye dönüştüremiyorlar. Mısır'a bizi dönüştüremiyorlar. Irak'a dönüştüremiyorlar. Libya'ya dönüştüremiyorlar. Gavurlar ne kadar uğraşıyor? Çünkü böyle kitlemiz asırlardan beri Ehl-i Sünnet itikadı, Hanefi mezhebine birlik, beraberlik var. Sırf bayram namazına gelen bir adam 5 vakit kılmıyor, cuma kılmıyor, bayrama geliyor. Hiç kimseyle kavga etmeden kuzu kuzu namazını kılıp dağılıyor. Bu eğitimin, Ehl-i Sünnet itikadı eğitiminin, Hanefi mezhebi eğitiminin sonucu. Aynı şey Mısır'da yok, Suud'da yok, Irak'ta yok. Herkes, her kafadan bir ses çıkıyor. Sen yanlış yaptın, hayır sen yanlış yaptın, kavga oluyor. Böyle bir birlik doğmuş bundan. Halen bu örf, adet, gelenek halinde devam ediyor.
en yukarımızdan en aşağımıza kadar aynı gelenekte insanımız var. Onun için insicamlı bir topluluğumuz var. Bize de size de başta okuduğum hadise göre dinimizin emirlerini kardeş olarak anlatmak, bu mayayı canlandırmak. Mayamız, kökümüz böyle güzel, canlandırmak hepimizin görevi. Evet, Peygamberimiz bunları haber veriyor. Bunları haber veriyor. Evet. Bu okuduğum hadis bize bunları haber veriyor. Bu konuda bilgiler var. Ben de size aktardım. Bu hadisi Ahmed ibn Hanbel, Nesai, Ravayani, Huzeyfe Hazretlerinden nakletmiş. Tekünü li ashabi zelle. Evet. Sahabemin de şimdi Muaviye Ali ile çatışmış. Ayşe anamız Ali ile çatışmış. Başkaları işte Yezid şeyle çatışmış. Benim ashabımın da diyor benden sonra zelleleri olacak. Onlar da ayağı kayacak, yanlış işler yapacaklar. Hep bunlar görüyor peygamber gözlüğüyle. Evet, cinayetler işleyecekler. Hadiseler olacak. Ama yağfiruha Allahu lehum. Evet, lisabikatihim ma'i. Allah benimle geçmişleri olduğu için onları affedecek. Onları affedecek. Onun için biz o işlere karışmıyoruz. Ama İranlılar karışıyor. Muharrem ayında içlerine girdim. Ne küfürler Hazreti Ebu Bekir'e, ne lanetler Hazreti Ömer'e, Osman'a. Biz Peygamber'in sözlerine uyarız. Bunlar olacak diyor. Hatalı olabilir, hatalı da benimle olan geçmişlerinden dolayı Allah onları affedecek diyor. Susun, dilinizi uzatmayın. Ebu Bekir bir tarafa, dünya bir tarafa diyor Muhammed Aleyhisselam. Ula, o adama sövülür mü lan? Kafasız herif. Elhamdülillah bir aziz milletimiz. Bakın, Ebu Bekir her camide var, tepenizde. Ömer, Osman, Hasan, Ali, Hasan, Hüseyin, aşere-i mübeşşeri her aziz milletimiz baş sadece yapar, bütün camilerine yazar, ashar, sevgisinden gösterir. Peygamberin bu hadislerine bağlı olduğumuzun ifadesidir bu. Onlar ayaklarının altına yazıyorlar, çiğniyorlar Ömer'i, hakaret olsun diye. Çok yanlış hareketler bunlar. Tabii bunlar Yahudiler, Hristiyanlar bunları tahrik ediyor, gıdıklıyor. Siz haklısınız, devam edin filan diye. Elhamdülillah biz o oyunlara gelmeyecek kadar asırların gelen eğitim sonucu örf adet halinde olan mayamız sebebiyle onların oyunlarına gelmiyoruz. Bir sebep budur. Efendimiz bunlar hep haber vermiş. Ashabımın da hataları olacak. Fakat onlar benimle beraber bulundular. Benim yanımda savaştılar. Benim nazımı çektiler. Evet. Bundan dolayı, benimle geçmişleri olduğundan dolayı Allah onları yağfiru, affedecek. Affeder. Yağfiruhallahu lehum. Mağfireti tamme ile Allah onları affeder diyor Efendimiz. Evet. Onu söylüyor. Muhammed İbni Hanefi'ye bu hadis-i şerifi, evet, benim söylediğimi susun, dil uzatmayın. İttakullaha. Allah'a, Allah'a, ashabi. Ashabımdan kim olursa olsun, hangisi olursa olsun sakın dil uzatmayın. Allah'tan korkun, Allah'tan korkun. Biz ona uyuyoruz, saygı duyuyoruz. Mahkeme-i Kübra var. Onlar orada, Mahkeme-i Kübra'da hesaplaşacaklar. Biz asla hiçbirine, sahabilere, Müslümanların hiçbirine lanet okumayız, küfretmeyiz, düşman olmayız. Evet. Ha, şimdi böyle zamanlar olacak oldu. Tekûnü beyne yedeyi sâ'a, kıyametin önünde ne olacak? Eyyâmün. Bir takım günler gelecek. Evet. Yakın zamanda kıyamet.
Buhari'de inne beyne yedisa'a eyyâmen şeklinde Buhari'deki hadis yurfa'u fîhel ilmu İslami bilgiler, Kur'ani bilgiler, benim hadislerimle ilgili bilgiler kalmayacak. Evet, şimdi o devirde yaşıyoruz. İlahiyat profesörü oldum diye kanaatime göre kimsin lan sen? Kimsin sen? Ama çekinmeden bunu söylüyor. Böyle olmalıdır bu diyor. O devir eski devir diyor. Kendi kendine ahkam kesiyor. Kur'an'a sarılma yok. Hadise sarılma yok. Hadisler zaten önemli değil. Zaten şüpheli. Kaç sene sonra yazıldı diyenler var. Kur'an'da kendine göre yorumlayanlar var. İlim kalkacak. Kuvvetli ilim adamı sus lan diyen var mı şimdi? Bir şey bilmiyorsun ki. İlim kalmadığı için at oynatıyor herif. Eskiden mümkün mü? Böyle bir laf etsin. Bu camiden sağ çıkarmazlar. Çünkü vatandaşın her biri onun kadar bilgi sahibi idi Kanuni döneminde. Şimdi ne söylersen Allah ömürler versin sağ ol diyor. Ya yanlış söylüyor herif. Bildiği yok. Bilgi kalkacak. Bilgi kalkacak. Öyle diyor Peygamberimiz. Tabii bilgi kalkınca amel de bozuk olacak. Evet. Şimdi isterseniz bir cuma namazında burada ekip kuralım. Cuma günü secdeye gidenlerin ayaklarının fotoğrafını çekelim. İmamın fotoğrafını çekelim. Bu imam şu imam demiyorum ama öyle imamları görmüşüm. Efendimiz diyor ki secde yedi aza üzere olur. Burun, alın bir. İki el yere değecek bunlar. Üç. İki diz yere değecek. Beş. Ve ayak parmak uçları yere değecek. Hadis böyle. Ve bunları da kıbleye doğru uçlarını hem yere değdireceksiniz hem de kıbleye doğru yönlendireceksiniz. Hadis bu. Şimdi bakıyorsun imam ayağı havada. Şaraman oynuyor. Cuma'ya gelen heriflerin ayağı yere değmiyor havada. Veya ters koyuyor, sırtını koyuyor ayağının sırtını. Sırtını koyunca parmak uçları yere değiyor mu? Peygamberin sözü yerine getiriliyor mu? Yok canım. Bunlar bilinmiyor. Hocalar tarafından bilinmiyor. Cemaatten nerede bilinecek? Öyle diyor Peygamberimiz. İlim kaldırılır. Ameller bozuk olur. Faizsiz ticaret olur mu hocam ya? Rica ederim ya. Faiz haram ya. Faizin haram olduğu ne kadar dehşetli. Faizin en hafifi, dikkat edin, bu benim sözüm değil. Peygamberin sözünü aktarıyorum. Faizin en hafifi Kabe huzurunda adamın anasıyla cinsel ilişki yapmasından daha şiddetlidir diyor. Buyurun. Şimdi de canım her yerde canım kalmadı yani bilgi yok. Bunu bilmiyor adam faizle iş yapıyor. Sonra da beş vakit namazını kılıyor. Of, o namaz nasıl olur? Kabul olur mu? Olmaz mı? O paralarla hastane yaptırmaya kalkıyor. O faiz paralarıyla nasıl olur? İlim kalmayınca ameller bozulur. Efendimiz haber vermiş bunu. Haber vermiş. Bunları öğretilmiyor. Evet. Camide konuşulmaz. Hutbe okunurken amin bile denmez. Efendimiz'in sözü bu. Susun dinleyin. Kur'an sözü bu. Ve izâ kuru'el Kur'ânı festem'ûle ve ensitû leallekum turhamun. Şarkı mı söylüyor hutbe okurken hoca? Ayet bu, hadis bu demiyor mu? Susun, ensitû. Susun, dinleyin. Böyle olursan Allah'ın merhametine o leallekum turhamun. Mahremedir. Şimdi hem hutbe kuruyor hem millet sohbete dalıyor hutbe kururken. Hiç oralı değil. Bilmiyor. Ne yaptığını bilmiyor. Bilmiyor. Bir kimseye kafir dersen
sen kafir olursun diyor. Peygamberin sözü. İza ekfera raculu ahahu fakat ba'a biha. Kalbinde iman olan bir adam vay gavur vay, vay kafir vay desen fakat ba'a biha. Küfür senin başına çullanır. Buhari Müslim hadisidir. Şimdi şaka yapıyor. Samimiyet ifadesi. Büyükler, küçükler vay gavur vay, vay gavur vay, vay kafir vay. Nerede kaldın bunun? Ha 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 hi hi hi. O da gülmek, kafir sözüne gülmek, kabul etmek anlamına gelir. Akaid de böyledir. Küfre rıza da küfürdür. Bu şaka oluyor, böyle olur mu? Bilen yok, ilim kalmaz. İlim kalmaz, herkes yaptığı işler ilimsiz olduğu için bozuk olur. Onu okuyoruz. يُرْفَعُ ف۪يهَ الْعِلْمُهُ وَيَنْزِلُ ف۪يهَ الْجَهْلُ Cehalet ortalığı kaplar. Evet, gene söyleyelim, her yerde söylüyoruz. Ebu Eyyub-ül Ensari'yi ziyarete gittik Ramazan'da. Kadın çırılçıplak gelmiş Fatiha okuyor. Bu kadın Müslüman olmasa oraya gelip Fatiha okumaz. Ama her şeyi meydanda. Bu da Müslümanına sığmaz. Yani açıklığın haram olduğunu bilse bunu yapar mı? Cehalet var, bilmiyor. Bilmiyor. O gavurluk, gavur mavur diyen adam bilse bunu söyler mi? Böyle şaka yapar mı? Bilmiyor. Karısına, ya hoca dedi ki, şakayla bile olsa karısına boş dese bir adam, karısı boş olurmuş. Ulan gel lan buraya, boş ol lan. Ha 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 hi hi. Alay ediyor dinin hükmüyle. Evet, bilgi yok. Adı Müslüman. Onu söylüyor Peygamberimiz. Cehalet yayılır, ameller bozulur. Bunu öğretecek adam da kalmaz. Temiz olun, birlik olun, kardeş olun, birbirinizi sevin. Sevdik hocam, yahu adam nikah bilmiyor. Şunu bilmiyor, namaz kılmayı bilmiyor, gusül etmeyi bilmiyor, abdest almayı bilmiyor. Ya Allah Allah. Bunu öğretsene. Cehalet yayılır, ilim kalkar, ameller bozulur. Ve yeksiru fihel hercu. Uf, o devirde öldürmeler çok olur. Karışıklıklar çok olur. Babasını gidiyor öldürüyor, gördünüz değil mi? Bir evlat babasını öldürüyor, bomba atıyor. Babasını öldürmenin ne olduğunu bilse, adı da Müslüman adı çocuğun. Bunu yapar mı? Cehalet sebebiyle ameller karma karışık olur. Öldürmeler çoğulur. Vel hercu el kaddu. Bu herç dediğim şeydir, öldürmedir diyor güzel Peygamberimiz İbn-i Mace Hazretleri. Bu okuduğum hadisi Abdullah Mesud radıyallahu anh'tan sahih olarak nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Bu konuda böyle kıyamete yakın olacak haberler konusunda çok ilginç hadisler, haberimiz olsun, hazırlıklı olalım diye atlamıyorum onları. Gene okumaya devam edeceğiz. Cenab-ı Hak bizi ehl-i sünnet yolundan, Kur'an ve sünnet yolundan ayırmasın inşallah. Diyelim cümle günahlarımızı estağfurullah, 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 estağfurullah. Estağfurullah el azim el kerim er rahim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayyel kayyum ve etûbü ileyh. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Elhamdülillâh rabbil âlemîn er rahmânir rahîm. Sıra-i itiraz sana adem mustakim sallallahu. Üçer salavat-ı şerife anlamasın. Birer elem neşrah leke şerif ma'al besmele şerif ya bismillah. Elem neşrah leke sadrak ve vada'na anke ve sekilleti namaz. Katıklar fe innem al resul sallallahu aleyhi ve sellem. On birer ihlas-ı şerif ma'al besmele şerif ya bismillah. Kul huvallahu allahu samad lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuwan ahad. Allahu samad lem yelid. Allah'ım da sağ olun. Allah'ım da sağ olun. Kulhu
Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İstakîm sıratal lezîne en'amte aleyhim ve'l mağdûbi aleyhim. Üçer salavat-ı şerife. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي namazımızı kabul eyle, dersimizi kabul eyle, okuduğumuz Süver-i Celile-i Ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle, hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu pakine, cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın ervai paklerine, ehl-i beyt, el ashab etbaalar, rıdvanullah aleyhim ecmain efendilerimizin ervai kutsiyelerine, bil cümle ahirete irtihar eden müminat rahmetullah aleyhim ecmain ervahına, hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazlarının ve bizim üstazlarımızın ervahına, burada bulunan bizlerin, geçmişlerimizin ervahına, bu aziz vatanı bizlere hediye için, halen korumak için canlarını bezleden, sıkıntıya giren şühedanın, kuzatın ervahına, tüm geçmişlerimizin ervahına bağışladık. Vasıl eyle, cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecelerini de yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri iyi hallere tebdil ve tahvil eyle. İmanımızı kamil, ahlakımızı güzel, ömrümüzü hayırlısıyla uzun, rızkımız helalından bol, akıbetimizi hayır eyle. Cimrilikten, tembellikten, ahir ömürde sürünmekten, hayattaki fitnelerden, ölüm fitnesinden, kabir azabından, mahşer sıkıntılarından, deccalın fitnesinden, belalardan, şerlerden bizleri muhafaza eyle. Ya İlahel Alemin, bizi küfre, şirke, şüpheye, dalalete düşürme ya Rab. Nefsi emmaremize bizi esir etme ya Rab. Sapıkların, kafirlerin hilelerine kapılıp yolunu şaşıranlardan eyleme ya Rab. Ümmeti Muhammed'e merhamet eyle. Ümmeti Muhammed'in hastalarına şifa, dertlerine deva, sıkıntıda olanlarına ferahlık nasip eyle. Ümmeti Muhammed'e affınla, kereminle, lütfunla, ihsanınla muamele eyle. Bizim kalbimizde, gönlümüzde hiçbir mümine karşı kin, nefret, haset, fesat bırakma ya Rab. Tüm ümmet-i Muhammed'i hesap gününde mağfurin zümresine dahil eyle. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfirüke ve netubu ileyk. Sübhane Rabbina Rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.